Merhaba sevgili kitap dostları. Uzun bir aradan sonra yine yeni bir kitapla karşınızdayım. Ramazandı, oruçtu, bayramdı derken uzun bir ara verdik. Ancak bundan sonra inşallah daha sık kitap tanıtım videolarıyla karşınızda olacağım. Bugünkü kitabımız Turgut Özakman'ın yazdığı Bilgi Yayın Evi'nden çıkan Cumhuriyet Türk Mucizesi isimli tarihi roman. Biliyorsunuz arkadaşlar bu kitap bir üçlemenin son serisi, üçüncü kitabı. Diğer iki kitap ise Diriliş, Çanakkale Destanı'nı anlatıyordu. Şu Çılgın Türkler Kurtuluş Savaşı'mızı anlatıyor. Ve üçüncüsü de bu elimdeki tuttuğum kitap Cumhuriyet Türk Mucizesi. Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyet'in ilanına kadar olan kısmı bir roman havası içerisinde ama belgeler ve delillerle zenginleştirerek anlatmış. Bir belgesel havası da kitapta var bu anlamda. Peki kitap ne anlatıyor? Dediğim gibi Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyet'in ilanına kadar olan ki kısımlarda içerisine geçen olaylar neler var burada? Mondros Mütakeresi, Savaş, Mondros Barış Ateşkes Anlaşması var. Vahdettin'in ülkeden ayrılması, saltanatın kaldırılması, Lozan'ın öncesi ve Lozan'da yaşananlar ve o dönemki siyasi hareketler, mecliste dönen ayak oyunları, muhalefetin yaptığı ayak oyunları ve Cumhuriyet'in ilanı, bu arada Atatürk'ün evlenmesi ve annesinin ölümü de geçen olaylar arasında. Yazar özellikle kitapta Lozan Barış Anlaşması'na geniş bir yer vermiş. O oraya gidecek heyetin belirlenmesi, İsmet İnönü'nün Lozan'a giderkenki yaptığı ön hazırlık, Lozan'daki devletlere karşı gösterdiği mücadele, oradaki devletlerin ayak oyunları, alanda kaybettiklerini masada kazanma entrikalarını yazar ayrıntılı bir şekilde anlatmış. Kısacası bir imparatorluğun küllerinden yeni bir devletin nasıl kurulduğunu bu kitapta okuyacağız. Nasıl yoksunluklar ve yoksulluklar içerisinde kurulduğunu bu kitapta okuyacağız. Peki kitapta beğenmediğim neler var derseniz bir iki noktaya parmak basmak istiyorum. Birincisi, ülkemizdeki birçok kişinin ne yazık ki ön yargısı ve kafasında şekillenmiş kılık kıyafetle çağdaşlaşmanın ve uygarlığın eş değerde olduğu, birbirine paralel olduğu anlayışı yazarda ne yazık ki bu yanlış intiba içerisinde. Çünkü kitabın birkaç yerinde kılık kıyafetle modernleşmeyi ve uygarlığı aynı kefeye koymuş ki bence bu bir hata. Ülkemiz ne yazık ki bu kılık kıyafet tartışmasından çok zaman ve emek kaybetti. Enerjisini bu konuda çok fazla harcadı. Arkadaşlar biz insanların insanlığına ve vicdanına ve kafaların içerisindeki, kafaların üstündekine değil, kafaların içerisindekine bakarsak birçok meseleyi burada aşmış olabiliriz. Çünkü bu kılık kıyafet konusundan rant sağlayan ciddi kesimler var. Öyle veya böyle. Şayet biz bu meseleyi açtığımız takdirde bu rant sağlayanların da önüne geçmiş olabiliriz. Ülkemizi büyük bir enerji israfından da korumuş oluruz diye düşünüyorum. İkinci kitapla alakalı bence eksik olan nokta şu. Eğer bir tarih kitabı yazıyorsanız, bu romanda olsa ve geleceğe ışık tutma gibi bir derdiniz varsa ki yazarın böyle bir derdi olduğunu düşünüyorum. Böyle bir derdiniz varsa eksileriyle artılarıyla her şeyi yazmanız gerekiyor ki nesiller bu kitapları okuduklarında ona göre gardlarını alsınlar, geleceğe daha sağlam adımlarla basabilsinler. Mesela Lozan'la alakalı olarak ciddi bir başarıdan bahsediyor ki öyledir de. Çünkü orada İsmet İnönü tüm gelişmiş devletlere karşı kendi ekibiyle mücadele etmiştir. Tüm siyasi oyunlara karşın. Ancak burada bir durum tespiti yapmak lazım. Lozan'da eksileriyle artılarıyla değerlendirmek gerekiyor. Mesela bir Boğazlar meselesi,
Kıbrıs meselesi, adalar meselesi, Musul meselesi ne yazık ki eksik bırakılmış. Onların da ayrıntılı olarak anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Belki yazar kitabın hacmini daha fazla büyütmemek için o konuları es geçmiş olabilir. O da artık onunla görüşüp de karar verecek bir mesele. Ancak rahmetli olduğu Turgut Özakman. Tüm bunların yanında kitabı mutlaka okumalısınız. Özellikle o 3 seriyi okumalısınız. Ben Diriliş ve Şu Çılgın Türkleri çok önceden okumuştum. Bu bir türlü elime geçmemişti. Bu sayede Cumhuriyet'i de okumuş oldum. Sizlere de bu anlamda tanıttım. Kitabı mutlaka, bu seriyi mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Özellikle genç arkadaşlarım mutlaka okusunlar. Bu vesileyle de bir iki cümlede başka bir konudan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Özellikle son dönemlerde yaşanan bazı söylemler beni çok ciddi anlamda derinden üzüyor. Bunlar nedir? Öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki arkadaşlar, Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim. Osmanlı'yı yükseltirken Cumhuriyet'i kötülemeye, Cumhuriyet'i yükseltirken de Osmanlı'yı kötülemeye hiç gerek yok. Osmanlı bizim geçmişte kalmış bir devletimiz. Eksileriyle, artılarıyla, sevaplarıyla, günahlarıyla tarihte yerini almış, o dönemden alacağımız dersleri Cumhuriyet'i geliştirmekte kullanmamız gerekiyor. Bizim tek derdimiz şu aşamadan sonra Cumhuriyet'i yükseltmektir. Temelimiz bu yönde olmalıdır. Yoksa bazı hainlerin dediği gibi keşke Yunan kazansaydı gibi bir söylem cehaletten, yobazlıktan ve olayları bilmemekten kaynaklanıyor. Kötü niyetten kaynaklanıyor. Bizim bu kanalı kurmamızın da temel sebebi insanlara daha fazla kitap tanıtarak bu cehalete en azından biz de bir mum yakalım istediğimizden bu kanalı kurduk. Cehalet kötü bir şeydir arkadaşlar. Bu sebeple kitap okuyun, sorgulayın, soruşturun, araştırın ve ona göre geleceğe ışık tutun diye düşünüyorum. Kitapları sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen.